Size göre hayal, bize göre gerçek. Yıllar içinde yaşadığımız problemleri anlatmaya, problemlerin çözümünü anlatmaya, edindiğimiz bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde nefisle ilgili bu nefis nedir, nasıl olur, vesvese nedir anlamaya çalıştık. Ve manevi hattan, manevi hocamızdan bununla ilgili nasıl izah edebiliriz diye sorduk. Tabii ki Allah dostları yaşamışlar, bunları izah etmişler. Bu izahları anlayabilmek, bu zamanımızda bunu hayatımıza geçirebilmek daha da güçleşiyor. Allah rızası için talep ettim manevi hocamdan. Nefsi nasıl anlamalıyım? Veyahut da insanlar nefsime uydum dediğinde nasıl izah edebiliriz diye sordum. Ve bize gelen genelde 10 yaşındaki bir çocuğa anlatılır gibi olduğu için bununla ilgili güzel bir izah istedik. Ve bize gelen izahı size aktarıyorum Allah rızası için. Nefis nedir diye sorduğumuzda nefis boş bir süngerdir denildi. Nasıl oluşuyor diye sorduğumuzda soydan gelen önceki nesillerin yaptıklarının DNA'nıza, genetiğinize işlenmesiyle oluşan boş bir süngerdir denildi. Peki neden nefsimize bu kadar yükleniyoruz, nefsimize uyduk diyoruz diye sorduğumuzda nefis boş bir süngerdir. Eğer ki bir gül suyuna batırdığında hep gül kokar ve gül suyunu emdikçe daha fazla emmek ister. Hani ibadet yaptıkça daha fazla ibadet yapmak ister ya, işte bunun içindir. Ancak o boş süngeri bir yağa batırdığında veya bir balçığa batırdığında veyahut da haram olan bir şeye batırdığında bu onu da ister ve emdikçe emer, yaptıkça yapasınız gelir. Öyle hal olur ki küçük günahlardan sakınmadıkça büyük günahlar, büyük günahlardan da sakınmadıkça şirke gidebilir. Bu buna gayet normal ve doğal gelir. Peki nasıl ayrışılır? İnsanlar neden nefsime uydum der veyahut da neden nefis bazen ibadet etmeyi ister, bazen günahı ister diye sorduğumuzda ne hal üzerine gidilirse onu daha fazla istediği için arkadaş seçimimiz, bulunduğumuz çevre, bulunduğumuz ortam bizim özgür irademizle seçimimizdir. Gittiğiniz yerde süngerinizi dolduruyorsunuz. Doldurdukça fazlasını ister, fazlasını istedikçe ya sizi zahmete ya da sizi rahmete götürür. Nefisi kısaca boş bir sünger olarak bilin. Çocukluğunuzdan nasıl doldurulduysa ve devamında nasıl doldurduysanız ona göre hareket edersiniz. Eğer nefis boş bir sünger olmasaydı ibadet ettikçe onun tadını alıp tadını aldıkça da daha fazla ibadet yapmak istemezdiniz. Eğer sünger boş olmasaydı siz günah işledikçe Allah-u Teala'nın emirlerini önce hafife aldıkça, hafife almaya da devam ettikçe, günaha girdikçe de şirke girmezdiniz. Buradaki suç nefsin değil. Burada siz süngerinizi nasıl doldurdunuz? Hani anne babaya da hesap sorulur ya, işte sizin nefsinizi, o boş süngerinizi belirli bir yaşa kadar nasıl doldurduklarına bağlıdır. Onun için de anne babaya hesap sorulur. Nefis dediğimiz boş süngerdir. Süngerimizi nurla dolduralım, ibadetle dolduralım. Kirlenen kısımları da tövbelerle, zikirlerle, infakla, cihatla, hicretle, yani Rabbimin emirlerine uyarak temizlemeye çalışalım. Ancak temiz kalan yeri de nurla, ibadetle dolduralım. Rabbim doğru anlamayı, doğru uygulamayı ve doğru anlatmayı hepimize nasip eylesin.